Sonbahar kapıda göçmen kuşlar tam da bugünlerde Anadolu göklerinden süzülerek Afrika'ya sıcak coğrafyalara doğru uçuyorlar. Biz insanların çizdiği sınırlar dünyanın kanatlı sakinleri için bir anlam taşımıyor. Onlar pasaportsuz, vizesiz, bin yılların verdiği alışkanlıkla aynı rotalar üzerinden geçerek muhteşem göçlerini devam ettiriyorlar. Konuğumuz onların güzergahını iyi bilenlerden, göçlerini dikkatle izleyenlerden, güzel biçimlerini resmedenlerden. Bugün kuşları, sonbahar göçlerini ve küresel ısınmanın kuşlar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Tora Benzeyen'le hoş geldiniz. Merhabalar, Bu hoş bulduk. Evet öncelikle daha önce sohbet etmiştik ama dinlemeyenler olabilir, sizi tanımayanlar olabilir. Sizinle tanıştırarak dinleyicilerimizi başlayalım mı sohbete? Tabii ki de nasıl derseniz. Sonra ee, benzeyen bir kuş gözlemcisi, kuş çizimcisi aynı zamanda. Aynen hem kuşları gözlemliyorum e, kuşlar yanında doğayı da aslında gözlemlemeye çalışıyorum. E, vakit buldukça da imkan buldukça da onları resmetmeye çalışıyorum. E, hem doğada hem de işte doğada gözlemlerim sonrasındaki e, stüdyomda illüstrasyonlarını hazırlıyorum. Çeşitli çalışmalar için, projeler için, kendi çalışmalarım için. Böyle aslında doğayı gözlemlediğim, kendi benimdekileri de bir şekilde kağıda döktüğüm bir e, hayat, bir hobi diyelim ya da bir Uzun yaşam biçimi. zamandır mı biçim böyle bu? Evet, yaklaşık bir 5 senedir kuş gözlemi yapıyorum. Ee, daha öncesinde yani doğaya ilgili seven bir insan ama hiçbir şekilde böyle gördüğüm şeyleri tanımlamak noktasında eksikliklerim vardı. Ee, bir süre sonra da aslında gördüğüm şeylerin birbirinden farklı olduğunu, işte çiçeğinin, böceğinin, kuşunun bambaşka türler olduklarını fark etmeye başladım. Ee, o andan itibaren aslında biraz ufkum açıldı ve e, yeni şeyler görmeye, onların davranışlarını anlamaya, bir şekilde dediğin gibi resmetmeye döndü. Hı. Şu anda dediğim gibi gözlemliyorum ve onları bir şekilde resmediyorum. Bir şey tetikledi mi bu farkındalığın başlamasını ve gelişmesini? Yani o gördüğünüz türlerin farklılığı aynı olmadığını fark etmenizi sağlayan ne oldu? Şöyle Gözünüzü açan bu anlamda aynen, yani. aslında şöyle duadaki. bir şey bir ormana bakıyorsunuz iki türlü bakış açımız olabilir. İlk açıda yemiş bir düzlük işte sürekli ağaçların ağaçlar olduğu bir yer. yapraklar dallar. Ben de işte kuşlarda da bir gölte bakarsınız ve gölte üzerinde onlarca kuş görürsünüz ee, ...ya da toplulukta insanlara bakarsınız... ...ama her insanın farklı olabilirsiniz ya... ...bu da öyle bir şey. Her tür farklı, her bir kuş farklı... ...her bir ağaç birbirinden farklı... Ee, ...ve onları tanımaya başladığınız zaman... ...nasıl bir eşiniz, arkadaşınız var... E, farklılaşıyorsanız ve onları yakından tanıyor... ...ve sevmeye başlıyorsanız Hı -hı. bu da öyle bir şey. Onları e, bir gıdam tanımaya başladığınız andan itibaren... ...ne kadar farklı, değerli olduğundan da keşfediyorsunuz. Benim için de öyle bir şey oldu. E, gördüğüm ilk gözlemlerimi... ...yurt dışında bir e, sulak anla gerçekleştirmiştim. İlk gördüğümde arada bildiğim... ...3-5 tane tür işte kuğ martılar gibi türler vardı. Ya bundan, bundan farklı demeye başladım. E, merak ettikçe de aslında yeni yeni keşfetme, keşfetme, yeni türleri görmeye e, devam ettim. Ve geldiğim noktada e, bambaşka bir noktaya evrildi ve kendi yaşam biçim haline geldi aslında bu. Sadece Gal kuşlar değil, her şey için. Galiba biraz şey yani böyle başlayınca o farklılığı görmeye, farklı türleri tanımaya bir ee, şey gibi böyle hani bir ilmek gibi e, örgü çözülür ya peş peşe geliyor e, gittikçe çoğalıyor bu merak ve artık önünü alamaz bir hale geliyorsunuz kesinlikle yani e, çok fazla çeşitlilik var çeşitliliğimizden yani etrafımızdaki doğamızın dünyamızın sahip olduğu çok yüksek. ve aslında keşfetmek bitmiyor her gördüğünüzde deniz yeni bir türü yeni bir canlıyı yeni bir davranış biçimini fark ediyorsunuz e, olaya güzel kandır aslında orası e, hiçbir zaman bitmeyen bir döngü hiçbir zaman bitmeyen bir yenilik her seferiniz şaşırtan bir şeyler ee, bu da insanı keyif veren noktası aslında evet şimdi içinde bulunduğumuz günler e, göçmen kuşların yolculuklarının başladığı günler hı hı. aslında e, galiba biraz daha önce başladı. Hı mi? Temmuz ayının ortalarından itibaren başladı aslında. Sonbahar göç dönemindeyiz şu anda. Hı hı. E, bir ilkbahar döneminde işte sıcak topraklardan üreme dönemlerine geldikleri dönem var. E, ve bu dönemde de üreme dönemi tamamladıktan sonra kışlama alanları dediğimiz e, daha daha güneydeki alanlara göç başlıyor bir de sonbahar göçü. Temmuz ayının 15 gibi başlayan ve Ekim ayının sonuna kadar devam eden bir süreç bu. Sonbahar göçü. Temmuz 15'ten Ekim sonuna kadar hali uzun bir zaman yani biz ülkemizde kafamızı nerede bulunuyorsak yukarıya kaldırdığımız zaman bir göçe rastlayabilir miyiz yoksa belli yerlerden daha mı iyi görürüz? Az çok dediğiniz gibi aslında görebilirsiniz ama bazı yerler tabii ki Anadolu coğrafyası tabii çok büyük bir coğrafya. Bazı yerler daha aktif ve daha kullanılan alanlar içerisinde. Bunlardan birisi İstanbul. İstanbul'da örneğin, örneğin ben leylek göçüne şahitlik ettim ama çok yakın değil. Yani bundan bir 15 gün, 20 gün önce kadardı ee, sanıyorum. Ağustos ortalarında. Hala devam eden bir süreç. İstanbul e, coğrafi olarak bir e, kesişim noktasında aslında e, denizlerin en yakın e, geçiş noktasında e, süzülerek göçen kuşlar, lelekler gibi işte yırtıcı kuşlar gibi kuşlar da bu alanları kullanarak iş yapıyorlar. Ve e, toplu halde göçüyorlar. Toplu halde göç mi? ediyorlar. E, özellikle lelekler ve yırtıcı kuşlar sürücül hayvanlar zaten hani göç dönemi sırasında. Nedir e, sürücül hayvan? Yani toplu halde göç ediyorlar. Hmm. Bir araya geliyorlar. Bir toplanma alanları var. E, daha sonrasında göçü birlikte da, takip ediyorlar ki benzer otoru kullandıkları için de aslında e, bir şekilde denk gelmek zorundalar. Çünkü tek bir nokta var aslında geçiş noktasında. Nereden aslında. nereye gidiyorlar mesela şimdi leylekler? Şimdi şöyle ilk bahar döneminde e, bizim hani işte Şubat ayından başlayabiliriz aslında bunu. Ee, güneyde, daha güney konularda bu Güney Afrika olabilir. Afrika'nın çeşitli bölgeleri olabilir. Ee, bu bölgeler kışlayan hayvanlar, yani kışı geçiren canlılar e, kuşlar daha kuzeydeki üreme alanlarına geliyorlar. Ee, bu alanlarda daha fazla besin bulup daha rahat rekabetin az olduğu alanlara geliyorlar. Bu sayede Hı -hı. yavrularını kolay yetiştirebiliyorlar. Ee, Avrupa, Türkiye, Asya coğrafyası da onlar için kuzey alanlarını ifade ediyor. Üreme dönemi tamamlandıktan sonra işte Mayıs aylarında, Haziran aylarında üreme dönemi tamamlanıyor. Yavrular yumurtadan çıkıyor. Büyüyor. Uçmaya başlıyor. Ee, daha sonra bu da sefer buralar soğumaya başlıyor hava iklimsel olarak. Ee, kışı geçirmeleri lazım bir şekilde. Kışı geçirmek için de daha ılıman topraklara, daha güneye inmeye başlıyorlar bu hayvanlar. Ee, bu da sonbahar göçlerine denk geliyor. Ve nereye gidiyorlar mesela? Şu an için Avru Avrupa'dan gelen grup İstanbul ve Çanakkale üzerinden, boğazlar üzerinden yine Hatay tarafından geçiş yaparak Orta Doğu ve Afrika kıtasına sahra altı Afrika'ya özellikle inmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Asya'dan gelen topluluklar da Batum, e, Artvin bölgesinden gelip yine e, Anadolu coğrafyasında bir şehir halinde geçip İlhatay tarafından, e, Samandağ bölgesinden yoğunlaşarak e, Afrika'ya, Orta Doğu'ya geçiş yapıyorlar. Ya ne müthiş bir yolculuk diye düşünüyor insan ve hakikaten dehşet içinde kalıyor, hayranlık içinde kalıyor. İnsanın yapamadığı kesinlikle bu yolculuğu hem hani mevsimi fark edip o zamanının geldiğini hissedip toplu halde yumurtalarını yapıp yavrularını biraz işte büyütüp onlarla beraber değil mi Aynen. yola çıkarak? Kesinlikle. Mesela kaç kilometrelik bir ee, yolculuktan söz ediyoruz? Çok uzun mesafelerden kastediyoruz. Yani Avrupa'nın en kuzeyinde üreyen Almanya'da üreyen lelekleri konuşalım mesela. Hı -hı. Ee, Avrupa'da, Almanya'da üreyen bireyler Güney Afrika'ya kadar giden bir süreç yapabiliyorlar bireylerin bazıları. Bu da yaklaşık olarak sanırım 20 bin kilometreye falan denk geliyor. Ee, uzun bir süre, uzun bir yol. Nasıl ee, uçar? Peki bir de böyle belli kuralları vardır o uçuşun diye düşünüyorum. Özellikle e, bu tür süzülerek uçuran kuşlar karaları kullanmaya çalışıyorlar çünkü denizlerin suların üzerinden değil. Geçemi değil mi? Evet geçemiyorlar çünkü e, dünyamızda bir sistem var güneş ışınları güneş ışınları yere vurduktan sonra yerden yansıyıp bir termal denilen hava akını oluşturuyor. Sıcak Hı -hı. hava akımları aynı kaliferlerin kışın e, perdeleri sallaması gibi düşünelim. Isınan hava yükseliyor, e, soğudukça tekrar çökmeye başlıyor. Bu döngüde de leylekler, ve kuşlar bu akımları kullanarak az efor harcayarak. E, çıkmadan yükselerek yükseldiği noktadan süzülerek bir başka terminal bularak bir yol akışı gözüyorlar. Hmm, Bu da daha e, az yorulmaları. çok az yorulmalar sebep, sebep oluyor, daha az yorulmalarına sebep oluyor kendi aslında rotalarını bu şekilde belirleyebiliyorlar. Bu rahat bir e, yol onlar için. E, aksine bazı kuşlarda, küçük kuşlarda ...tamam e, tamamen vücutlarının birlikte yağlarla işte örneğin kazlar, işte ötücü kuşlar bunlar da vücutlarının yağ biriktiriyorlar. E, bu yağları kullanarak bir yakıt gibi sürekli kanat çırparak denizleri de aşabiliyorlar. Hiç sıkıntı olmuyor onlar için. Ama daha fazla efor, daha fazla aslında göçe hazırlık gerektiren bir şey. Çünkü yağ depolamaları gerekiyor. Bazı kuşlar özellikle küçük kuşlarda kendi ağırlıklarının iki katına kadar çıkabiliyorlar göç öncesinde. Vücutları Hangileri işte on bir mesela? An, bizim örneğin çılgın diyelim. Çılgın. Ee, çılgın. Nasıl Lübülü. bir kuştur? Çılgın. Ee, yani Tora benzeyenin aslında <laughs> resimlerini, çizimlerini görmek isteyenler için de bir adres verelim. Belki Aynen. bir imkan varsa önlerinde bir bilgisayar. Hele bizi dinlerken açarlarsa çok daha keyifli Kesinlikle. olacak. Bir çılgının resmini nerede bulabilirler? Ee, sanırım sayfamda olması lazım. Fotoğraflar bölümünde. Ha, fotoğraflar ee, bölümünde. Sürübülü vardır belki de. ToraTorito.com değil Aynen. mi? Aynen. Bu benim kendi kişisel web sitem. Ee, orada fotoğraflar bölümünde de görebilirler sürübülü Bunlar çok küçük canlılar. Ee, bir avuç uzun boyutunun geçmeyecek canlılar. E, ortalama ağırlıkları 10-12 gram bu hayvanların. Hı hı. E, ve göç döneminde sadece bu bireyler e, kendi ağırlıklarının iki katına çıkarıp 25 gram kadar yükselebilip e, göç ediyorlar ve vücuttan aslında göç sürecince ağırlıktan yazısını kullanarak rota e, aramaya çalışıyorlar. E, bu da onlar için. Şurası var mesela. Bir soldaki. Evet o bir Kafkas çıvgını. Bu bir Kafkas çıvgını. Aynen. Biz Daha bulduk şimdi fotoğrafını. E, çok benzer bir kuş. Bizimki de çıvgın. Bu Kafkas çıvgını. Ben öylesine. bunu görsem serçe derim. Mesela i̇şte. ama çok başka, <laughs> tamamıyla başka boyutları, davranışları, yaşam alanları evet. çok farklı bir birimden, e, türlerin. E, bunlar böyle aslında çok e, hayran uyandıran canlılar. E, biz örneğin işte insanlar uçaklara binip çok büyük mesafeleri, <laughs> büyük yakıtlar tüketerek harcıyoruz. Ama bu canlılar sadece işte birkaç gram halindeki bu canlılar. Avuç içi e, kadar bir şey zaten aynen. şimdi dinleyicilerimiz göremiyor. Gidebiliyorlar. Ama... E, bu da aslında beni cezbeden noktalardan birisi. Kesinlikle öyle. Dün e, tesadüfen e, böyle rengi sarıyla açık yeşil, böyle fosforlu bir açık yeşil gibi olan bir kuş gördüm. E, mesela onu bir kafesin içinde görsem kanarya derim. Acaba Hı. nedir diye size sorayım diye aklımda Belki tut... florya olabilir, belki bir saka olabilir. Dışarıda doğadaydı ee, yani doğada bir ağacın dalında. belki olabilir. Ama böyle olabilir. nefis bir renkti. Ee... Şimdi bir şey söyleyemeyeceğim. Şu da hani? Floria var mesela. Floria çok öyle yeşil rengiyle meşhur bir kuşumuz. Evet evet, ee, buna benziyordu gerçekten. Spinozgillerden. Olabilir. Floria. Aynen Floria. Çok yaygın da bir kuş aslında normal alanlarda özellikle hmm. güzel sesiyle bildiğimiz bir tür. E, öyle olunca da aslında e, herhalde göreceğiniz yanlardan birisi. Büyük olasılıkla. Aynen. Evet tekrar göçe dönelim. Hı -hı. Ağırlıklarını arttırarak göçüyorlar dedik. Müthiş bir yol 20 bin kilometre e, evet. gibi bir Hı -hı. yolu kat ediyorlar. Ve bu göç sırasında da tabii ki bir takım tehlikelerle de karşılaşıyorlar. Keşinde. Bir takım önlemler alıyorlar kendi adlarını ama insanlar onların e, adına o kadar çok zarar veriyor ki onlara yönelik. Biraz o zararlardan o tehlikelerden de söz edelim tabii mi? Ki. Şimdi şöyle bir şey düşünelim aslında. Çok uzun bir yoldan bahsediyorsunuz ve illaki bu yolda karşınıza zorluklar çıkacak. Hı hı. E, zaten doğal koşulları zor. Yeterince zor bu canlılar için. İşte e, hava koşulları, bulundukları e, coğrafyadaki yeryüzü şekilleri, besinlerin kıtlığı, işte jokluyu da avcıların varlığı. Sen bu hayvanları doğal ortamlarını yeterince zorlayan şeyler. Bunlara bir şekilde uzun yıllar boyunca adaptasyon sağlamışlar ve bir şekilde çözüm var kendi adına. Hı hı. Ama biz son 100 e, yıla diyelim artık aslında insanlık olarak bu canlıların karşısında sadece kuşlar da değil e, doğadaki canlıların karşısında bir takım başka tehditler koymaya başlıyoruz e, ki bunların hayatlarını daha zorlaştıran noktalara geliyor. Örneğin e, bunların en başındaki günümüzde de en büyük e, mücadele verdiğimiz konu iklim değişikliği. Hı hı. İklim değişikliği bizim insanlığın son yüzyıldır yıldır işte e, ...hiçbir dur, durak bilmeden tükettiği fosil yakıtların sonucunda değişen hava olayları... ...ve e, aslında dünyamızın ikliminin, sıcaklıkların değişmesi anlamına geliyor. E, ilk kuşlar açısından da şöyle bir sıkıntısı var. E, sonuçta denizde zaman yok, bir saat yok, bir harita yok yollarını e, bulabilecekleri. Pusulaları e, yok, aynı yönlerini her şey, bulabilecekleri. Her şey doğada var olan şeylerin onlar açısındanki bir etkisi. Mesela Örneğin, az önce söylediğiniz hani bu e, denizin üzerindeki bir ısınan hava onların e, hızını arttırıyor. Kesinlikle. O onu görebildi dedi. yani e><tip ee, daha, daha bulamadığımız anlayabildiği yöntemiyle o termali tespit edip Devam edebiliyor göçüne. Ya da aynı şekilde Güney Afrika'da işte kışlayan bir canlı e, baharın geldiğini fark edip daha doğrusu Afrika'dayken Avrupa'daki hava sıcaklıklarının da ısınmaya başladığını e, kestirerek benim artık gitmem gerekiyor gibi bir mesaj verip kendine işte göçe başlayabiliyor. Hı. Ya da aynı şekilde e, Afrika, Kuzey Avrupa'da havaların soğuduğunu hissedip benim geri dönmem gerekiyor diyebiliyor. Ama gel gelin biz son gün zamanlarda şunu görüyoruz ki bu hayvanların iklimsel değişimler yüzünden bu zamanlar bozulmuş durumda. Bazı canlılar daha erken gelebiliyor. Daha geç dönem biliyorlar. Ne sıkıntılar olabiliyor şurada? E, diyelim ki bir leylek. Erken geldi Avrupa'ya havalar ısındığını düşündü. Ki mesela bu kış, şey bu yaz Avrupa'da gerçekten beklenmeyen sıcaklar yaşandı. Çok, aynen, aynı, o şekilde. Ee, ya da bir önce kışta çok fazla soğuklar vardı. Evet. Havaların ısındığını düşünüp Nisan ayında gelen canlılar, e, leylekler, bu sefer Bulgaristan taraflarında mesela çok büyük kar yağışları, soğuklar hmm. karşılaştılar. hiç açık konuluları bir havacıcaktı. Ya da ders tersi durumda bu dönem çok fazla sıcaktı Avrupa'da. geldiklerinde aşırı bir sıcaklık karşılaştılar. E, bu da onların aslında besleme biçimlerini bulutları çünkü bir şekilde e, kurbağaları düşünelim ya da işte küçük kuşlar için tırtıkları düşünelim. Onların da e, yumurtadan çıkma, lavrudan çıkma zamanları değişiyor. Öyle olunca da itikdelerde besin bulmak zorluğu yaşıyorlar. Ve bu uzun vadede belki o dönem için, o üreme döneminde yavrularını beslenemesine sebep olabiliyor. Beş yavru yumurtlamışken e, beşini, sadece üçünü uçuracak hale getirebiliyor. ikisini kaybedebiliyor. E, uzun vadede aslında bu kuşların üzerinde, e, yani kuşlarla ilgilendiğim için e, hı hı. detayını biliyorum. Kuşlar üzerinde ciddi e, değişiklikler yaratıyor. Aslında bütün ekosistem bütün değişiyor. Bütün ekosistem de yaratıyor tabii ki. Ben kuşlar yansımasını hı hı hı. gözlemleyebiliyorum. Bu da aslında en büyük bizim insanlığın en büyük duanlar üzerindeki etkisinin en iyi örneği. İklim değişikliği en temel sebep. Bunun dışında başka tehlikeler de yaratıyoruzdur diye düşünüyorum. Tabii ki. Maalesef yapıyoruz yani. İklim Mesela? değişikliği şunu değil. İklim bir, bir değişikliği ortak bir e, suçumuzu diyebilirim. Hepimizin aslında işte evimizde tükettiğimiz enerjiinde, arabalarımızın da bir sonucu. Hı. Ama bazı sorunlar da var. Örneğin işte sulak alanların tarif edilmesi, e, Yasadışı avcılık, eee özellikle büyük bir sıkıntı bu. Yasa dışı avcılık e, özellikle dar boğazlarda kuşların geçiş yaptığı noktalarda eee Kimin olduğu hala belli olmayan bir şekilde leylekler, yatıcı kuşlar cidden de vurulabiliyor. E, bundaki çalışmalar yapılsa da av koruma var e, ama av koruma geldi av sonra koruma yapılıyor gibi böyle sıkıntılar var. Sulak alanlar da çok önemli aslında çok değerli onlar aynen. ekosistem e, için. E, hem sulak kuşlar alanlar, hem orada yaşayan başka türler. Aynen ilgili. yapılaşma bu konuda büyük sıkıntı yaratabiliyor sulak alanlar içerisinde. Çünkü bir e, sulak alanları şöyle tanımlarız kuşlar açısından. Bir e, benzinlik gibidir aslında. Yola çıkarsınız bir şekilde yakıtınız biteceğini bilirsiniz ve durmanız gerekir bir yerler şehirlerde sulakanlar iyi bir fırsattır bunun için. Ee, ama artık sulakanlar azaldığından dolayı ya da e, ciddi bir yıkıma ya da çevresinin artık sulakan yapısından bozulmaya başından itibaren e, kuşlar kendi alternatif arıyorlar. Geçen haftalarda bir telefon e, aldım akşam saatlerinde. E, bir Toplu konutun sitesine çatısına lelekler konmuş. Çünkü orası önceden bir sulak alan. Aynen mıymuş. orası çok yakın bir sulak alan de tarla, bir anız alanı. Yani leleklerin örneğin geceleyin indikleri, dinlendikleri alanlar. Hı hı. Ama artık orada bir yapılaşma var, artık orada site var. Bir şekilde bayvandı dinlenmesi gerekiyor. Devam edemeyecek gece uçamıyorlar. Öyle olunca da çatılara konabiliyor. Elektrikte konabiliyorlar. Çok üzücü. Tabii ki pek çok tehlikeyle karşılaşıyorlar. Geçtiğimiz hafta biz de programımızda konu ettik. Çeşmede fotoğraflarıyla hem bir sergiyle e, izleyicilerle buluştu Alaçatı'da. Hı hı. Alaçatı Kuşları isimli kitabıyla evet. e, bir e, fotoğraf e, sanatçısı e, Serap Hanım ama soyadını şimdi hatırlayamıyorum. E, oradaki sulak alanlarda flamingoları görüntülemiş. Evet. Özellikle flamingolar ama başka türler de var. Ve hı. o sulak alanların üzerinde şimdi ne yazık ki hala hazırda böyle işte e, satılık arazi tabelaları falan var. Onlar, Maalesef. Bunun Serap güzel... Er eee Erboy evet ismi. E, bununla ilgili çok güzel bir örnek vardı. İzmir'de Geriz Deltası'nda Geriz Deltası büyük bir sulak alan. E, şu an üzerinde bir bölümünde siteler var, toplu Hı -hı. konutlar ve çok komik eee sitelerin isimlerini de kuş isimleri vermişler. Flamingo Blo, işte, Flamingo ah, gibi çok böyle yazık, çok maalesef. ironik bir durum hiçbir aslında. tedavi etmiyor e, aslında Etmiyor sadece şeydir. aslında oradan geçmişini görüyoruz. Kuş illüstrasyonlarından da biraz bahsedelim. Kuşları çiziyorsunuz türleri tanımaya başladıktan sonra. Evet. Ve bu çizimlerle ilgili bir de e, kuş atlası kitabı var. Farklı türlerin illüstrasyonlarının bir arada olduğu Avrupa üreyen kuş atlası kitabı. Evet. Bu geçtiğimiz sene tamlanan bir e, vatandaşlık bilimi e, sonucu aslında Türkiye'deki e, kuş gözlemcilerinin herhangi bir e, bireyin, ilgili bireylerin doğada kuş gözlemleri sonucunda Türkiye'de üreyen e, türlerin sayılığı, yerleri gibi bir harita, bir atlas çıkarılmıştı. E, bunun da Avrupa ölçeğinde tüm ülkeleri kapsayan, Avrupa'daki ülkeleri kapsayan bir kitap hazırlanacaktı. E, önümüzdeki yıl yayınlanacak kısmetse. E, o kitapta da ben Türkiye'deki... E, Tek illüstratör olarak maalesef Hep diyorum böyle güzel bir şey ama biraz da üzüldüğüm bir şey. Yalnızsınız. Ee, aynen yalnızım o Nasıl başladınız var. çizmeye peki? Bu bir eğitim gerektiriyor mu? Siz aldınız mı? Resmi yeteneğiniz <laughs> var mıydı? Resimle ilgili bir eğitim aldınız mı? Resmi mıydınız? yeteneğim var mıydı? Evet birazcık var ama çok da aslında öyle e, büyük yetenekli insan olduğumu söylenemez. E, sadece daha fazla çalışmakla alakalı bir şey. Hmm. Çok fazla zaman harcadım. E, şöyle bir şeye başladı aslında. Kuşları görüyorsunuz sürekli ya da bir canlıları. bir süre sonra artık onları fotoğraflamak istiyoruz. Bazıları geçen haftaki işte konumuz gibi. Hı hı. E, o fotoğraflamayı tercih etmiş. Ben de fotoğraflamayı tercih ettim bir süre. Ama fotoğrafı taklit etmeye başladım. Kendim üretmek istediğim bir şeyleri. Bu sefer de çizmeye başladım. E, bol bol arazide kuşları o an gözlemlediğim zaman e, notlar, skeçler yapmaya, almaya başladım ama e, bir süre sonra da bunlar illüstrasyonlara döndü. Eve geldiğimde kendi skeçlerimden, kendi çizimlerinden çizimlerimden illüstrasyon hazırladım. Bu kitapta da Avrupa Uyuyan Kuş Atlası kitabında da 19 türün çizimlerini ben sahiplendim. Çizimleri tamamladım, gönderdim. önümüzdeki yıl kısmetse yayınlanacak. Başka çizerler de var. Evet. Avrupa'dan çizerler. Avrupa'dan. Çoğunluğu Avrupa'dan çizerlerin. Ki Türkiye'de dediğim gibi bu birazcık... E geride kalmış bir sanat dalı. çok fazla doğayla eşleşim içerisinde doğayı resminden çizerler yok. Biraz botanikle ilgili çalışmalar yapanlar var. Hmm. Kuş bu konuda yeni ve yani keşfedilmiş bir alan. öyle benim bir avantaj oldu. Ama Avrupa'da bu çok yaygın bir şey. Özellikle İngiltere ve İspanya'da yani sen kuş gözlem kültürü de çok gelişmiş. E, Halil'e de bunun gözlemciliği, fotoğrafçılığı ve çizimleri de çok yaygınlaşmış bir durumda. biz Bizde yavaş yavaş ilerliyor. Birkaç arkadaşımız var böyle yavaş denemeye başlıyorlar, deniyorlar. Birlikte konuş ...şu sohbet ediyoruz. Belki siz zaman öncülük zaman. edeceksiniz Aynen. ve çoğalacak Aynen. sayı. Aynen. amacında o biraz aslında. Her sürekli görüşmelerde bunu arttırabilmek, insanlara motive edebilmek. Ama zor, zahmetli bir iş tabii ki. Tora Benzeye'nin çizimlerini de aynı şekilde kendi web sitesi Tora Torito, Tora Torito birlikte nokta adresinden izleyebilirsiniz. Hakikaten çok güzel çizimler var. Teşekkür ederim. Balık baykuşu, efendim söyleyeyim kukumav, çöl koşar, Kıbrıs ötleyeni, bozkır kartalı. İshak Kuşu, kelaynak daha daha niceleri birbirinden güzel teşekkür çizimlerle. Teşekkür ederim. Çok, sağ olun. çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet. Daha konuşacak çok şey var aslında. Tehlikelerin Kesinlikle. sadece birkaçına değindik. Ben havai fişekler diyecektim. Başka bir sürü şey uçaklar diyecektim. Ama zamanımızın Allah sonuna şey, geldik. Evet, evet. Bir başka sohbette onları da ayrıntılı konuşalım. Umarım. Kolaylıklar diliyoruz. Ben yani çok teşekkür ediyorum. Şimdilerde göçüyorlar. Şöyle biraz kafamızı kaldırıp onları görmemiz onlar için hayatımızda küçük değişikliklerle onların için büyük değişiklikler yapmamız mümkün değil. Kesinlikle diyelim. kesinlikle teşekkürler. Tekrar teşekkürler Tora benzeyen Esin Yolçınar İstanbul'u Teybur Erkekli sona geldik. Yoldaydık bugün de günün diğer yarısına ve e, güne bakanın sonuna doğru kalanı hakkını vererek yaşayalım.